Oğlum Nazif'im geldi. Bu gece eğlence Binbir Gece masallarındaki gibi olmalı. Tamam, yüreğini ferah tut, her şey tamam. Sağ ol Kahya, sağ bütün ağlara davet yollandı. İyi. Koca oğlan, İstanbul'un havası Nazif'imi aslan yapmış. Araba hazır mı? Hazır ağam, hazır. Su işini de kur doğullarıyla halledip dönelim. Baba abim geleli 2 saat olmadı, ayağının tozuyla kur doğulların zamanı mı? Terimi soğuttum ya, ayağımın tozuna bakma sen. Gider tatlıkla konuşur, su meselesini hallettikten sonra akşama da bir güzel eğleniriz. Abi sen yıllar yılı kendini tahsile verdin İstanbul'da. Unuttun kurdoğullarının ne domuz soyu olduklarını. Onlar tatlılıktan değil, kurşundan anlarlar. Kurşun ve sertlik insanlığa yakışmaz Nezih. İyilik bir sürü davayı kurşunun akıtacağı kandan daha güzel halleder. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Onlar yılandan beterdir abi. Düşün, Allah'ın suyunu esirgenlerden hayır mı gelir? Abine akıl mı vereceksin? Akıl değil baba. Kitaplar kurdoğullarının ne şeytan olduklarını yazmaz. Onlar yetimin ağzından lokmasını, öksüzün yorganını alırlar. Kabristanda kaç mezar taşında onların akıttığı kan var. Kaç kişi kurdoğullarının şehrinden daha çıktı, eşkıya oldu. Hatırlarsın, hepimizin elinde büyüdüğümüz Ali dayı bile. Ali dayı mı? O bile. Düşün, melek gibi bir adamdı. Karınca ezmez Ali derlerdi ona. Şimdi en büyük eşkıya oldu. Zaptiye kurdoğullarının akıttığı kan, ettiği ırz düşmanlığıyla uğraşmaz mı hiç? Soğuk ayran yaptım size. Sağ ol kızım. Çabuk ol, dolanma ayak altında. Neredeyse bostancı oğulları gelecek, peki hadi. Peki abi, peki. Pusuya gittiler mi? Gittiler baba. Burada hır çıkarmak yok. Yarın cesetleri bulununca eşkıya bastı sanılacak. Merak etme baba. Akıllısındır. Benim tecrübem senin aklınla birleşince bu havalinin padişahı olacağız. Geliyorlar. Çekil pencerenin önünden de abin görmesin. Cemil Ağa'nın oğlu İstanbul'dan dönmüş. Yakışıklı, aslan gibi zavallı. Neden zavallı olsun hala? Bütün kasaba ondan bahsediyor. Okuyormuş, hekim olup saraya girecekmiş. Cevap vermedin hala. Neden zavallı olsun? Yoksa... Hadi hadi, yorma güzel kafanı böyle şeylerle. Biz eşkıya mıyız ağam? Allah'ın suyuna şart mı koşacağız? Öbür destursuzlara bir gözdağı vermek istedik sadece. Zaten söyledim de babama. Kurdoğulları böyle bir vicdansızlığı akıllarının kıyısından bile geçirmezler diye. Elbette Nazif. Şunun şurasında beraber büyüdük, kardeş sayılırız. Haberlerinize sevindim ağalar. Her şeyi tatlılıkla halletmek gerek. Zaten tatlılık olmasa bile kavgaya kine ne hacet? Bize müsaade. Nazif yolunun teriyle geldi. Müsaade sizin Cemil Ağa. Hoşça kalın. Gidiyorlar. Aa, sinirlendirme beni. Ne bu merak? Ha? Hiçbiri sağ kalmayacak, unutma! Bugün Bostancıoğlu sülalesinin son günüdür. Sağır dere mezar olacak hepsine. Sen de arkalarından git, ne olur ne olmaz. Günahını almışız kurdoğullarının. Bu kadar kolay anlaşmaya varacakları aklımın kıyısından geçmezdi. Benim hala geçmiyor zaten, onların Allah bir dediğine inanmam. İnsanlara karşı fazla kötümserlik iyi değil Nezih. Bütün kan davaları sizler gibi kötü düşünenlerden çıkıyor. Dolamışsınız kurdoğulların dilinize, sizi işiten şeytandan bahsedersiniz sanır. Şeytan onların yanında melek kalır abi. Biz senin gibi okumuş değiliz, cahiliz. Ama kurdoğullarının ne imansız olduğunu biliriz. Hadi, abinden iyi mi bileceksin? Baba! Baba! Baba!
baba! Baba! Baba! Pusuya düşürdü domuzlar! Sen kaç, oyalarım ben onları abi! Olmaz, ölürsek beraber ölelim! Kıpırdarsan beynini dağıtırım Nazif! Ayağının tozuyla bizim işlerimize burnunu sokmaya mı geldin? Kapısını boylamıştır artık! Ayağımıza dolananların sonu bu! Artık buraların padişahı biz sayılırız, yürüyün! Tamam baba, Bostancıoğullarının kökünü kuruttuk! Aferin oğlum! Artık buraların padişahı biziz! Ben öldüm. Beni ölü bilmeliler. Kurdoğullarına hortlak olacağım. Kurdoğullarına mı? Kimse bilmesin. Ne bu işi yapanın onlar olduğunu, ne de benim sağ kaldığımı. Babamın, kardeşimin acısı yüreğime mangal dolusu ateş gibi boşaldı. Ali Baba'ya haber gitti mi? Gitti ha. Sağ ol. Yaralarında ne çürük kaldı ne bere. Ya yüreğimdeki yaralar? Allah sabır versin bey. Ali dayıdan hala haber alamadık. Bekliyoruz bey. Buralara biraz zor gelir.
Ona Ali dayı derler. Gözü pektir. Mutlak gelir. Ali dayı! Nazif! Öpeyim Ali dayı. Yok estağfurullah. Seneler oluyor seni görmeyeli. Aslan gibi olmuşsun be Nazif. Aslan gibi babam, nişanlı kardeşim. Oh! Haberi alınca deliye döndüm. Rahmetli çok sevdiğim kardeşimdi. Hele Nezih'im elimde büyüdü. Konuşamıyorum. Ciğerim lime lime. Zindan oldu dünya. Onlara da zindan edeceğim dünyayı Ali dayı. Onlara zindan bile çok. Ali dayı, çiftlik de bana zindan oldu. Nereye baksam babamın, kardeşimin hayalini görüyorum. Çıldıracağım buralarda! Gel benimle, dağ havası iyi gelir, açılırsın. Meraklanma, bunların hepsi adamlarım. Yüreğini ferah tut. Sabrımız tükendi ha! Gecikince meraklandık. Zaptiyeden sıyrılmak kolay olmadı. Duymuşsunuzdur namını. Bostancıbaşılardan Cemil Bey'in oğlu Nazif. O da kurdoğullarının felaket zedesi. Birkaç gün misafirimiz olacak. Hoş geldin! Safa geldin kardeş! Hoş geldin! Safa bulduk kardeşler! Yorgunluğunu aldın mı? Sağ ol. Kurdoğullarını bulana kadar kederim dağılmaz Ali dayı. Artık tek soluğumda bile intikam var. Babamla kardeşimin kanını almadan bana ne rahat var ne de durak. Sabırlı ol evlat. Bunca ah, bunca kan yanlarına kalmaz onların. Onca yetim ahı, onca öksüzün gözyaşları var eteklerinde. İyi dedin ama benim kinim sabır tanımıyor. Sen katılmasan bile ben rüyalarıma giren iki aziz ölünün intikamı dururken çok bekleyemem. Güzel. Maşallah daha adam oldun gitti. Diyeceksin ki iki aydır hala bir şey yaptığımız yok. Bir boşluk arıyorum. Burada onları tilki gibi kurnazdır. Allah'ıma şükrediyorum, karşıma bir baba dostu çıkardı. Babama güvendiğim kadar inanıyorum sana Ali dayı. Ama işte öyle bir acı ki tahammülü zor. Yerinde duramayışım baba acısından, kardeş acısından. Ben bu gece yokum baba, Sarıpınar'a gideceğim. Acılara gözdağı vermeye. Peki oğlum, sen işini bilirsin. Nazif! Beklediğimiz haber tamam. Nihayet hain kurdoğullarından intikam alma fırsatını ele geçirdik. Bu gece konakta kim olursa öldüreceğiz. Oğlu ve adamları düğündeymiş. Sağ ol Ali dayı. Kendim giderim. Sizin tedirgin olmanıza lüzum yok. Tedirginlik ne kelime? Davamız bu. İkimizin de yüreğinde aynı kin yatıyor. Ama kurdoğlunu temizlemek senin hakkın. Yalnız beraber gideceğiz. Thank you.
Nazif, demek ölmedin ha? Aman Allah'ım! O pis ağzını Allah'ın adını alma! Bağışla beni, haksızlık ettim. Oğlum Hurşit yaptı bütün kötülükleri. Bırak şimdi oğlunu Kurdoğlu! Sen yaptıklarının hesabını ver! Bacı at silahı elinden yoksa ikinizi de öldürürüm! Vur hala! Beni de vur! Babam öldükten sonra yaşamak neyime? İkimizi de vur! Melun katil! Gel kızım yavrum! Hayatımda kadına silah çekmedim, mecbur etme beni bacı! Gelme! Gelme! Bırak beni! Gelme! Bırak diyorum katil! Ya nerede? Vuruldu mu yoksa? Bilmiyorum, burada buluşacaktık. Haydut! Düşmanı! Yürü! Bırak beni! Yürü! Hop! Bırak! Yürü. Bırak diyorum! Ebelenme, yürü! 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 Hop! Yürü! Kurdoğlu kanını taşıyana kim olursa olsun ne yapsak azdır! Ağam, senin merhametli yüreğin değil, herhalde omzumdan akan kan konuşuyor. Benim davam Kurdoğullarının kadınlarıyla değil, erkek geçinenleriyle. Hepsine merhamet haram! Kadınlarımızın iffetini Kurdoğlu'nun kızı ödeyecek. Kurdoğulları benim gencecik karımı, biricik yavrumu kaçırırken öyle düşünmedi, şimdi sıra bizim! Davamız aynı ama yollarımız ayrı Ali dayı. Biz öcümüzü erkeklerden alırız, karılardan değil! Unutma ki yılanın kızı o! Mertliğimize yakışmaz ha! Sen okumuşsun oğul, sen başkasın, akıllısın! Doğrudur dediklerin! Yaranı sarayım ha! Gel şöyle, gel! Yılan! Yaşama haram!
sana! Söyledim bunlara güven olmaz diye! Uyuyorum sandın ha! Bırak Halida'yı, bırak! Bırak! Onun da kendine göre hakkı var! Biz nasıl intikam davasındaysak, o da kurtulma çabasında! Ağlayın! Fırsat bulayım, aynı şeyi gene yaparım! Gene sana bağışladım Nazif! İlk fırsatta götürüp bırakacağım seni. Götürecek misin sahi? Benim davam senden değil, abinle. Babanı nasıl öldürdümse, abin de kurtulamayacak hücümden. Sen... Sen mi öldürdün babamı? Katil! Alçak! Katil! 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 Haklısın! Ben de yerinde olsam aynı şeyleri yapardım. Sen babanın ölümüne isyan ediyorsun. Ben de babamla gencecik kardeşimin ölümüyle şahlandım. Ayrıca beni de öldürmeye çalıştılar. Teneşirden döndüm hayata. Senin isyanın bana değil, kadere olmalı. Beni düşman belleyebilirsin ama benden korkma. İlk fırsatta götüreceğim seni. Ağlamak alnımızın yazısını değiştirmez. Sil gözlerini. Yaktılar bizi! Kahpeler! Babamın acısı hiç kaldı, hiç! Bacımı kaçırdılar! Of, of! Söyle neden bıraktın onu? Ben olsam vurur öldürür gene teslim etmezdim! Hiç olmazsa namusumuz kurtulurdu! Elimde, göğsümde büyüttüğüm gülümü mü? Öldüremedim! Ölüm alnına sürülen lekeden iyidir! Para mı teklif etsem, bacımı satarlar mı acaba? Alçaklar, kalleşitler, rezilin dölleri! Kurdoğulların namusunu halel getirmek ha! Dünyayı başlarına devirmezsem, bana da kurdoğulu hurşit demesinler! Kızım, senden af diliyorum. Ne yaptığımı bilmedim. İntikam ateşinin zebunu oldum. Anlattıklarımda bir tek hilaf hakikat yok. Baban o bitmez tükenmez hırsıyla birçok ailelere yaptığı gibi... ...benim de Nazif'in de ocağını söndürdü. Melek olan insan bile isyan eder bunlara. Baban bunu hak etmişti. Nazif mert, iyi bir insan. Onu babanın katili değil, masum babasının hesabını soran bir talihsiz olarak kabul et. Hazırlan! Götüreceğim seni. Ya, her taraf zaptiye ve kurdoğullarının adamlarıyla dolu. Gördükleri anda sorgusuz sualsiz öldürürler ikinizi de. Beklemek lazım. Gülün fistanının kumaşı. Demek buradan geçmişler. Ağam! Ağam! Ağam zaptiye iz bulmuş. Biz burada bulduk, onlar orada. Tam zıddı iki yer. Şaşırtmaca yapıyor domuzun soyları. Sen zaptiyeye haber sal, iki koldan yürüyeceğiz, hadi yürü! Baş üstüne! Yürüyün! Bu da şaşırtmaca. Ali eşkıyası ateş izi bırakacak kadar aptal değildir. Bana kalırsa... ...bunlar... ...mağara tarafındalar. Thank you.
Affet, bir cahillik ettim. Bu seferlik affediyorum. Ama bir dahasını hayatınla ödersin. Buna cahillik değil, ırz düşmanlığı denir. Biz buralara namus hırsızlığına değil, namussuzlarla hesaplaşmaya çıktık. Babamı bıçaklayan ele sarılmak günah mı bilmem. Bu insaflı eller olmasa çoktan mahvolmuştum. Beni affettin mi Gül? Affetmemek elinde mi insanın? Aramızda babanın mezarı dururken affetmek kolay değil. Aramızda çok mezar var, çok kan var. Ama senin kalbin temiz. Aslında ne senin günahın var ne benim. Akıllı kızsın Gül. Pırlanta gibisin. Bir başkası olsa akan kanlar intikam olurdu gözlerinde. Ama sende pişmanlık yaşı olarak aktı. Ali baba, kahve pişirdim. Berhudar ol kızım. Bu kadar nefis kahveyi hayatımda içmedim. Bizi fena halde kendine alıştırıyorsun. Sonra çok arayacağız seni. Ben de size alıştım Ali baba. Evimdeymiş gibi huzur içindeyim. Elbette evindeymişsin gibi. Kızım yerine kızımsın. Arkadaşların da bacısı. Hem de öz bacımız. Tabii bacımız oldu. Hayatımıza da çabuk uydu. İyice alıştırdı bizi kendine. Duydun ya! Sabah kahvesi getirdim. Kahvenin kokusunu bile unutmuştum. Sağ ol. Sen de. Oh! Parmağını batırdın galiba. Çok şekerli, tatlı olmuş. Babam da öyle der, başkasının pişirdiği kahveyi içmez. Hatırlatmamalıydım bunu sana. Başka türlü karşılaşmalıydık. Ben kadere inanırım, alnımıza böyle yazılmış. Ne olurdu, kendi halimde kasabalı bir delikanlı olsaydım... Ekmeğine alın teri karışan, elleri kana bulanmamış biri olaydım. Kendini yiyip bitirme, ne olur. Dedim ya, kimse değiştiremez kaderi. Ben de isterdim senden başka şartlar altında tanışmayı. Niye sustun Gül? Gene de pişman değilim. Evet, sen bile bu nasıl kız, babasının katiline neler diyor diyeceksin. Böyle konuşma gülüm. Sevgi her şeyden yücedir. Aşkımız kan kokan bir çevrede doğdu ama... kır çiçekleri kadar saf. Korkuyorum. Korkma gül. Sevgimiz bütün korkuları yenecek. Söylediklerim yüreğimden kopup gelen duygularım. Ne olur beni ayıplama Nazım. Sen ayıplama beni gülüm. Seni buralarda tutup dağlarda solmana razı olduğum için. Ben asıl şimdi buldum bana hayat verecek suyu. Gülüm benim. Bulduk nihayet izlerini. Hiçbiri canlı kalmayacak. Tamam, düşündüğüm gibi, kayalıktalar. Yürüyün! Gene neler düşünüyorsun? Bu hayat çok zor senin için. Şikayetçi değilim ki hayatımdan. Güzel bir rüyada yaşıyorum sanki. Burada baba evinde bile görmediğim bir sevgi çemberi içindeyim. Ama gene de Ali dayı dönünce seni evine götüreceğim. Bu rüyayı bana çok mu görüyorsun Nazif'im? Senin için. Senin iyiliğin için gitmeni istiyorum. Ben mutluyum burada. Senin yanında. Kaderimin alıp getirdiği bu yeni dünyada... her şey öylesine güzel, öylesine tatlı ki... rüya yok,
hırs yok, zulüm yok. Bırak Nazif'im, babamın zulmünden dağlara kaçmış garibanların, sevgiyi anlayanların arasında kalayım. Gönlümün karanlıkları seninle nura kavuştu gülüm. Güzelliğinle kucaklaşan gözlerim mutluluğu tanıdı. Madem ki dile gelen duygularında ben varım, gönlün nasıl dilerse öyle yap gülüm. Gönlümün dileği sensin Nazif. Gülüm benim. Nazif! Nazif! Saptiyelerle kurdu oğulları Meşe Tepeli'yi açtılar. Sen gül kızımı al kestirmeden Ayılar Vadisi'ne git. Biz köye uğrayıp erzak alacağız. Sağ ol. Hadi. Hazırlanın! Hazırlanın gidiyoruz hadi! Sen içeriği topla! Sen de şunları kaldır! Hadi durma çabuk, çabuk! Alışık değilsin böyle yayan dere tepe aşmaya. Şimdi sen varsın yanımda. Sevgin yorgunluğumu unutturuyor bana. Sevgi ne güzel şeymiş. Allah korusun, saçının bir teline zarar gelse ölürüm. Sen ölürsen ben ne olurum Nazif'im? Yaşar mıyım sanırsın? Sensiz nefes almak haram bana. Allah şahidimiz olsun, senden başkası da haram bana. Gülüm! Gülüm benim! Nazif'im! Kurdu oğulları bizim mağarayı boş bulmuşlardır. Ayılar Vadisi kuş beyinlerini köşesinden bile geçmez. Gene kaçırdık! Ah, bir elime geçse, o hortlak Nazif'e ölümlerin en acısını tattıracağım! Bir bulsam... Buluruz elinde sonunda ağam! Arayalı daha ne kadar oldu ki? Daha ne olsun! Kız kardeşim ellerinde! Kaybolan her dakika haram! Bulamadığınız her saniye namusumuza yeni karalar ekliyor! Bunu ben istedim Nazif, kocamsın artık. Hemen nikahımızı kıydıracağım. Arkadaşlara da müjdeyi verelim. Bir şey mi oldu? Gelenler var. Ali babalardır. Kalabalık ayaklar, çok yakındalar. Hadi yürü!
İstersen seni teslim edeyim. Benim dünyada her şeyimsin. Ölürsek beraber ölelim. Peki öyleyse. Yükleri. Silah sesleri Ayılar Vadisi'nden geliyor. Yetişelim. Ölürsek de beraber ölelim. Hay Allah, mermim bitti. Kaçalım. Oldu. Gayret et biraz, gayret et! Kaç Nazif! Bari sen kurtul! Hayır, olmaz! Kaçmazsan kendimi ateşe siper edeceğim! Git! Git! Hayır, hayır! Hadi gayret et biraz! Öldüğümü görmek istemiyorsan git! Teslim olup oyalayacağım onları, git! Allah'a emanet ol! Sen de! Durun! Ateş etmeyin, durun! Bacım! Kurtardık ya seni eşkıyalardan, namus düşmanları! Değiller abi! Dokunmadılar ya sana! İntikamımı nasıl olsa alacağım! Zaten getireceklerdi abi! Değil bir şey yapmak, yan gözle bile bakan olmadı! Elimden nasıl olsa kurtulamayacaksın Nazif! Kurşunum bitti, ah! Bitmeseydi, Gül'ün saçının telini bile ele geçiremezlerdi! Ben de suçluyum! Seni yalnız bıraktım! Ah. Ali Baba, nereden bilirdin? Birden bastırdılar! Mermin bitmeseydi... Olacakla akacağın önüne geçilmez oğul! Çok şükür sen sağsın! Ah, keşke ölseydim! Ölseydim keşke! Yeter kızım! Abin görse ağlıyorsun diye şüpheye düşecek! Ben ne yapayım hala? Tekrar edip durma! Abin duysa öldürür seni! Keşke, keşke ölseydim! Sen benim annem sayılırsın! Anne diyebildim seni! Yok. İçimi kimlere dökeyim? Kimim var? Yavrum, öksüzüm benim! Yüreğim parçalanıyor! Öyle iyi insanlardı ki! Hele Nazif! Seviyorum onu hala! Herhalde çok geçmeden yokluğuna dayanamaz, ölürüm! Kızım, hakkın takdirinin önüne geçilmez! Unutma, o babanın katili! Hayır! Biz talihin kurbanlarıyız! Elden ayaktan, açtan sudan kesildin! Yeter yahu! Zulüm kendine bu! Kim bilir Gül'e ne zulümler ettiler! Ne oldu? Ölü mü, sağ mı? Esengele mi kulak versem, uçan kuştan mı sorsam? Daha fazla dayanamayacağım, ben gidiyorum Ali dayı! Dur! Körpe ağacı balsalar daha des gezer, ben gideceğim! Dalları kurumuş, yaprakları dökülmüş ben! Gül kızımdan müjdeli haberler getireceğim! Ali Baba! Gökten mi indin Ali Baba? Of, yüreğim öyle daralmıştı ki! Nazif'ten haber ver, ölü mü sağ mı? Hamdolsun sağ! Onun da senden farkı yok! Kara sevda! Korktu sana gelmeye! Ne tedbir ne dikkat biliyor! Aleve koşan kelebek gibi!
Onun için kendim geldim yavrum. Oh, çok şükür yaşıyor Nazif'im. Zindandayım Ali Baba. Zaptiyeden, bekçiden örülü duvarlar arasındayım. Ağlama, yeter. Çaresizim. Gözyaşlarımdan teselli arıyorum Ali Baba. Lafı uzatırsanız üçümüzü de öldürürler burada. Gül kızım, ben kalkayım. Ali Baba, benim için artık dünyada Nazif'ten başka hiçbir şeyin olmadığını söyle. Dinmeyen gözyaşlarımla aşkımızın daha da gürleştiğini bildir. Peki yavrum, ama bundan böyle gönüllerinizin tercümanı mektuplarınız olsun. Yazarsan bezirgen Ahmet Efendi'ye bırak. Nazif'in mektuplarını da oradan arat. Olur, olur. Allah'a emanet ol kızım. Güle güle Ali Baba. Gülüşün, gülüşün rahat, müjdeli haberlerini ver Ali Baba! Gözlerin gördüyse gülümü, öpeyim gözlerini! Fedakarlığın yetti Ali Baba! Gül kızım, senin hasretinle dolu bir yürekle emin ellerde! Endişe edilecek bir şey yok! Sana anlatmak istedikleri o kadar çok ki, denizler mürekkep, gökyüzü kağıt olsa gene yetmez! Bacımı kurtarmakla bitmedi bu hesap! Babamın katilini istiyorum Çavuş Efendi! Hainlerin yakalanması daha ne kadar sürecek? Sakin ol Hurşit ağa, artık onlar ölüm fermanlısı, yakalanmaları an meselesi. İntikamımı padişahın adaleti almayacaksa ben alırım! Peşlerinde bir müfreze var. Siz burada laf geveleyin, onlar her gün bir ağanın kapısına kan bulan. Müjde kızım, mektup var! Halacığım! Gülüm benim! Güneşe öfkelenirdim ışıklarını üstüne serpiyor diye... Rüzgarlara kızardım saçının tek telini okşuyor diye... Kötü talibin benden çekip götürdüğü sen şimdi kim bilir hangi çaresizlik içindesin... Gülüm benim... Nerede fırsat geçse elime hep yazacağım sana... Sen de yazdın... Yaz gül... Mektupların ağaçlara, çiçeklere, çimenlere hayat veren su olacak... Yoksa kururum ben... Erkeğim, Nazif'im benim! Kurdun kuşun yuvasına döndüğü saatlerde yazıyorum bu mektubu! Ama hani benim yuvam? Baba ocağında gurbet ellere düşmüş bir çareden farkım yok Nazif'im! Mektuplarına muhtacım, yaz! Onlar teselli edecek beni! Asıldık! Aşağı vadiye inebilirsek ormanda izimizi kolaylıkla kaybettiririz. Hadi durmayın! Atlattık! Yalnız bir fire verdik! Kolumu kesmişler gibi yüreğime işledi! O hain kurşunu sıkan benmişim gibi suçlu hissediyorum kendimi! Benim yüzümden huzurunuz kalmadı! Ah, kurdoğlu! Kurdoğlu, hepimizin düşmanı! Kimler daha çıkmamış o kurdoğlu yüzünden? Kimlerin ömrünü zindan etmemiş o kuryası sülale? Kendi öz karısının bile gözlerini oydurtacak kadar gaddardı! Şimdi de Hurşit! Kin, intikam! Abim de babamdan farksız! Halacığım, götür bu mektubu hemen!
Bu gece zaptiyeler yerlerini tespit etmiş, basacaklarmış. Ne kadar çekmişsin rahmetli anneni. Onun gibi iyisin. Abim yapacakları baskında uçan kuşu bile sağ bırakmayacaklarını söylüyordu. Hadi halacığım, Nazife sıkılan kurşun önce beni öldürür. Allah korusun, ağzından yel alsın yavrum. Yerimizi tespit etmişler. Bu gece de baskın yapacaklarmış. Gül yazıyor. İyi kalpli kızım benim. Takviye geldiğini de biliyoruz. Bir süre ortalıkta gözükmesek iyi olur. Hadi gidiyoruz. Mektup var mı hala? Yok. Bütün umudum bugündeydi. Haftalar geçti. Bir şey mi oldu yoksa Nazife? Benden saklıyorsun hala. Vallahi sen ne biliyorsan benim de bildiğim o. Yoksa mutlaka yazardı Nazife. Hurşit ağa yetiş, harmanda yangın var. Geliyorum, kusura bakma Hekim bey. Estağfurullah. Nesi var? Gözünüz aydın, hamile. Aman Allah'ım! Allah aşkına Hekim bey, kimseye söylemeyin, yalvarırım. Peki ama çok çok daha 5 ay saklayabilirsiniz. Olsun olsun, abiyi duyarsa öldürür onu. Müjdemi isterim Nazif. Sağ olasın Ali dayı. Bu 3. mektup olacak cevapsız kalan. Belki mektuplarım eline geçmiyordur. Ama bu mektubun bir çaresizliğin feryadı. 5-6 ay sonra dünyaya bir yavrumuz gelecek. Buna müjde mi desem, kara haber mi? Ölmem mi lazım, yaşamam mı bilmiyorum. Halamdan başka hamile olduğumu bilen yok. Ah Nazif, nasıl muhtacım sana bir bilsen. Ellerini, yanaklarını, gözlerini öper, hiç eksilmeyen gözyaşlarımla ıslatırım senin gülün. Gidiyorum. Değil kurdoğlu, padişah çıksa mani olamaz bana. Kimse durduramaz beni. Telaşlanma. Telaşlanma, bir çaresini buluruz, düşünelim hele. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Zarar nedir ki? Ölüm bile vız gelir bana! Dur Nazif! Kim bu hala hanım? Muhtarın kızı, merak mı ettin? Çemberine daldı şimdi. Aa, ya Hurşit tanırsa onu? Bir şey olsun ona, bombaları boncuk gibi her bir yanıma dizer, kendimle birlikte onların konağını da berhava ederim. Hayır gülüm, rüya değil. Nazif! Nazif'im! Nasıl geldin buraya? Sağ olsunlar, hala ile Ali Baba sayesinde. Seni götürüşüm, kaçırmaya geldim gül. İmkanı var mı? Yaratacağım. Senin yavrumun hasretine dayanamam. Yavaş Nazif, duyacaklar. Duymalarını istiyorum. Yaşarsak beraber, ölürsek gene beraber ölelim.
Yeter bu zulüm! Buraya kadar gelmiş olman kahraman ruhunu göstermeye yeter! Yetmez hala! Götür beni Nazif'im! Tabii götüreceğim! İyi düşün evladım, sarsılmaması lazım! Hamileliği ağır! Can evimden vurdu çaresizlik! Kadere rıza göstermek gerek, sabırlı olun! Nazif! Biraz daha göreyim seni! Senin daha akıllı, daha tedbirli olman gerek! Gülün hareket etmemesi lazım! Kaldı ki konaktan kuş uçurmuyorlar! Adımınızı atarken vururlar ikinizi de! Nazifsiz hayatın ölümden ne farkı var? Yalnız kendinizi değil, doğacak yavrunuzu da düşünmeniz lazım! Doğacak yavru... Tahammülü güç ama halamın hakkı var! Çaresini düşünmüşsün! Allah'a emanet ol! Sen de, sen de Nazif'im! Geciktik, şüphelenecekler! Hadi! Bir daha, bir daha göreyim seni! Şükürler olsun Tanrı'ya! Ateş çemberini yardın Nazif'im! Ama hasret çemberini yaramadım! İnsan görünce daha da acı geliyor! Gül hasta, gül perişan! Niye caydırdın beni hala? Karnın burnunda, at sırtlarında doğurup yavrunuzu dağlarda mı bırakacaksın? Öleceğim aklıma gelirdi de, baş düşmanının buraya kadar gelebileceği aklıma gelmezdi. Hulsi da kız kardeşinin hamileliğini duyarsa çıldırır. Belki de duymuştur. Mervan'ın ağzında bakla ıslanmaz ki. Namussuz, kurdollarının yüz karası ya! Dur, yapma! Sarsma onu, Allah'tan kork! Allah'tan kork ha? Sattınız, iki paralık ettiniz koca kurdollarını! Asla numarası ha, asla numarası ha, yılan seni! Hadi onu evladım, yapma ne olur, yapma bırak! Babamın katilinin piçini saklamak ha! Püh! Yazıklar olsun size! Meydanda tükürüğe taşa tutturup öyle öğreteceğim günahınızı! Merhamet oğlum, acı, Allah'tan kork! Bu kadar zamandır haber yok! Sağ mı, ölü mü bilmiyorum! Bir şey olsaydı kara haber tez gelirdi! Eşkıya kısmını Allah elinin tersiyle vurmuştur! Bizim bu hallerimize sebep olan alın yazımız! Çocuk beni deli edecek! Dünyaya gelmesiyle gitmesi bir olacak! Yapma Hurşit, hayır! Ölümü çiğne! Ne günahı var yavrucağın? Çekil! İkisini de öldüreyim! Piçin sesi beni çıldırtıyor! Affet demiyorum! Ama biraz merhamet göster! Biri kaderinin kurbanı, diğeri de bir sübyan! Sevmekten başka hiçbir günahı olmayan bir anne! Sen mi verdin onların canını? Halanım! Analık da ettim sana! Hiç mi hakkım yok sende? Git buradan! Git! Mervan, sen güvendiğim adamsın! Bu kara lekeyi silmek lazım! Çocuk ölü doğmuş diyeceğiz! Sen çocuğu götürüp değirmendeki kör kuyuya atacaksın! Emret, anasını da birlikte atayım ağam! Onun için de bir şeyler düşüneceğim! Al çocuğu! Hayır abi, canımı al fakat yavrumu alma! O yavru değil, babamızın katilinin piçi! Hurşit! Hayır! Yavrum! Beni öldürün, çocuğumu almayın! Hurşit, dur oğlum! 3 gün müsaade et bana, Gül'ü alıştırayım!
Bu son merhametin olsun. Peki, 3 gün müsaade. Ama 3 gün! Bırak Mervan! Bir çare buldum ben, torunumu babasına kaçıralım. Nasıl? Halledeceğim ben, hemen bir mektup yazalım. Çocuğu Hıdırlık Çeşmesi'ne bırakacağımızı bildirelim. Kim bırakacak? Mervan! O gaddarın biridir. Gaddarları para yumuşatır. Kendime gelir gelmez ben de kaçarım. İnşallah yavrum, Allah muradınızı verir. Muradımızı dedim. Oğlumuza bir at bile koyamadık. Adı Murat olsun. Murat, Murat. Mervan. Mervan, senden merhamet dileniyorum. Bir ağanın gönlünü yapmak için kaç insanın helakine sebep olacaksın? Gül yaşar mı yavrusunun ardından? Gülüm, o ölürse ben de kendimi asarım. Elimden ne gelir? Al bunları. Helali hoş olsun. Gene ağanın dediğini yap. Çocuğu öldürmeye götürür gibi götür. Öğle vakti çocuğu Hıdırlık Çeşmesi'ne bırak, ötesine karışma! Bu altınlara ne lüzum vardı? Hepsinden tesirli olan sözlerin yetti bana. Hepimize hakkım var. Peki, istediğinizi yapacağım. Sağ ol Mervan! Vicdanın, insanlığın, ağalığın ne istiyorsa onu yap Hurşit! 3 gündür düşündüm, bir çare bulamadım. Al çocuğu! Hayır! Mektubumu alır almaz Hıdırlık Çeşme'ye koş! Oraya perşembe öğlen vakti çocuğumuzu bırakacaklar. Oğlumuz oldu Nazif! Kolunda seninki gibi büyük bir ben var. Abim kanlı gömleğini istedi yavrumuzun. Hemen oğlumuzu al oradan! Adını Murat koydum. Allah muradımızı da verir inşallah. Ben gidiyorum ağam. Hayrola? Oğlumu alacağım. Halini beğenmedim. Yürüyün! Yavru değil, bir annenin zorla koparılmış yüreğidir. Onu önce Allah'a, sonra sana emanet ediyorum. Adını Murat koydum. Oğlumuzu alır almaz iki elin kanda olsa da bildir, gülüm. Murat! Bütün ömrüm boyunca bir evladım olmadı. Şu Allah'ın hikmetine bak! Oğlum benim! Ne oldu? Dediğiniz yere bıraktım. Gözetledim de, bir adam aldı gitti. Nazif'in adamıdır.
aldık! Ben gidiyorum. Biz ne günün dostuyuz? Yürüyün öyleyse. Söylüyorum, kahpe dönleri, çocuğumu verin! Nerede o kalle şu an? Söyle hangi delikte? Bağışla canım ağam, gittiler. Bu sabah, Hurşit'a bacıyı da halayı da götürdü. Bacım baygındı. Kucaklayıp koydular arabaya. Çocuk! Çocuk görmedim, görmedim! Allah şahidimdir ha! Kimseler görmemiştir can bedenden gittiğini. Gitti benim canım! Ölüden ne farkım var? Ne önemi var yaşamanın? Kahırlanma! Mücadele şimdi başlıyor! Bulacağız onları, çocuğunu da anasını da! Böylece yıllar geçti. En iyi tabip olan zaman bile Gülen Nazif'in ve yavrusunun acısını dindiremedi, derdine derman olamadı. Önüne çıkan her evlenme teklifine hayır diyerek, ruhunda derin yaralar açan hatıralarıyla mahzun ve kederli yaşamaya devam etti. Aynı ayrılık acısıyla deliye dönen Nazif de Gülüne kavuşmak umuduyla yaşıyordu. Yıllar sonra yeni padişah affı umumi ilan etti. Nazif'le Ali Baba dağdan kasabaya indiler. Ama Hurşit, affa rağmen düze inen düşmanı Nazif'i yakalatmak için iblisçe planlar hazırlayıp gammazlık ederek kuyu kazmaya çalışıyor. Affa ve kasabaya inmesine rağmen Nazif'in acıları dinmemişti. Çünkü sevdiğinden ve yüzünü bir kerecik göremediği oğlundan ayrıydı. Ayrılık acısını içkiyle dindirmeye çalışıyordu. Nedir bu halin? Kasabaya indiğimizden beri içki içki! Keşke şu af çıkmasıydı! Daha da ormanda şu zıkkım yoktu hiç olmazsa! Haklısın! Kurdoğullarının konağına varıp dayanmamak için kendimi zor tutuyorum! Hele yavrum! Muradım! Ölümü sağ mı? Bir de içme diyorsun! Nasıl içmeyeyim? Çıkalım Ali dayı! Şu duvarlar arasında çıldıracağım yoksa! Gidelim neresi olursa! Neresi var mı? Af fermanlarımızı alacağız ya! Demek bostancı başıların Nazif dedikleri sensin ha? Sen de Ali dayı! Yakalayın ihtiyarı! Kurdoğullarının kızını dağa çıkarıp ırzına geçmekten ayrıca ölüm fermanlısı! Fermanda öz düşmanlarına af yok! Sen serbestsin! Fakat... Götürün! Bunda bir yanlışlık var, olamaz! Asıl beni yakalayın! Götürün! Paşa'ya icap ederse padişaha kadar çıkacağım! Sen de kurtulacaksın Ali dayı! Hemen gidiyorum! Ona bir nefes aldırmak bile haram! As! Hemen daracını kur! Sallandır o namus düşmanını! Nazif'i neye bıraktın? Kumandanlığa yazıp sormak lazım Murşit'a! Ne sorması? Kumandan paşa bu haydutları yok ettin diye sana madalya bile verecektir! Beni dinliyorum. Muhterem kumandan paşa hazretleri! Devletli padişahımızın affı şahanelerine rağmen büyük bir hata, bir cinayet işlenmek üzere. Engin merhametinize, yüce adaletinize sığınıyorum. Şu anda zindanda inleyerek adaletinizi bekleyen bir masumu kurtarmanızı diliyorum. Tepkik ettireceğim. Sağ olun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz! Hoş bulduk, eyvallah! Murat! Geliyorum baba! Hurşit ağaların masasına götür bunu yavrum! Peki babacığım! Bu çocuğu nereden aldın? Sarı!
Kıdırlık Çeşmesi'nden. Kimseye bir şey söyleme. Peki. Mervan! Neredesin be salak? Buradayım ağam. Kızım, yavrum, bitsin bu çile artık. El gün arasına karış, bu kısmet olsun tepme. İstanbul'dan döneli 3 ay oldu, bu 5. talip. Bir evet deyiver, giden de gidilir, ölen de ölünür mü? Gençsin daha, Allah yeni yeni evlatlar verir. Onlar da teselli bulur, muradının hasretini yeni yavrularında giderirsin. Kalbimin bir tek sahibi var, Nazif. Ölü mü sağ mı bilmiyorum ama gönlüm onun. Başka hiçbir erkeğin olamam. Muradıma gelince, tek erkeğimin ebedi hatırası. Ana yüreğimde onun açtığı oyuğu hiçbir evlat dolduramaz. Yok hala, ıstırap, acı dolu bir kadın olarak benden hiç kimseye yar olamaz. Mervan! Bu ne hal Mervan? Din, iman, merhamet, adalet yok ya anda! Daha da bir koyun kaybolmuş, sahip olamamışım o koyuna! Yeter, yeter be! Öldüreceğim kendimi, öldüreceğim! Ali Baba'nın af fermanı! Geç kaldım. Hayır! Olamaz! Olamaz! Olamaz bu! Bu kısmeti tepme bari! Yeter hala! Ben ciğeri lime lime yaralı bir anayım! Beni kara topraklardan başka kimse saramaz artık! Saadetimi de ancak cennet kapılarında anne anne feryatlarıyla kollarını açmış yavrumun yanında bulabilirim! Benim ebedi muradım orada, kara toprakların altında! Hayır bacım! Seni kara toprakların sarması çok erken! Yavrun muradın da öbür dünyada değil, bu dünyada! Yaşıyor! Büyük Allah'ım! Mervan, neler söylüyorsun? Doğruyu söylüyorum, buldum Murad'ı! Murad'ım yaşıyor! Murad'ım nerede? Kasabada, meyhanede! Götür beni! Onu buraya getireceğim! Ağa beni öldürse bile geri getireceğim bacı! Halacığım! Halacığım Murad'ım! Çok şükür yaşıyor. Yarabbim! Çok şükür yarabbim! Oh. Oh. Musa efendi, nedir bu halin? Nedir bu dert? Öyle bir dert ki efendi! Oğlum, evladım! Ne oldu evladına, anlat! Seneler evvel abimin vefatı dolayısıyla köye gitmiştim. Kasabaya dönüşümde Hıdırlık Çeşmesi'nde kundakta bir çocuk buldum. Kundağının arasında bir mektup vardı. İsminin Murat olduğu yazılıydı. Murat! Murat bu! Muradım! Anneciğim! Yavrum benim, yavrum! Bütün hainler bir arada! Sen Mervan! Alçak köpek! Kıyma canımı! Şimdi sıra piçinde! Yavruma dokunma! Öldüreceksen beni de öldür abi! Beni vur Horşit! Üçünüz de öleceksiniz! Horşit! Abi! Yavrum! Ölüyorum bacım! Sizlere çok çektirdim! Ailemizin şerefi dedim, lüzumsuz bir gurura kapıldım! Ah Horşit! Her şeyi kana buladın! Kendin de bulandın! Sen de beni affet halacığım!
affet! Son nefesimde yeğenimi getirin öpeyim! Gel! Yavrum! Hepiniz... Hepiniz beni affedin de... Yavrum! Oğlum! Babacığım! Oğlum benim! Babacığım! Şükür Allah'a!